Selam. Çanakkale'deyim. İki gündür yaklaşık burada çekimler yapıyoruz. Gün içinde size şehir içinden olan yerleri böyle bir rol olarak gösterdim. Fakat son olarak Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Savaşı'nın olduğu yerleri gezdik. Oralarda bazı çekimler yaptık. Şimdi işte dönüşe geçtik. Dönüş yolundayız. Deniz kenarında böyle güzel bir gün batımı olacak. Onu göreceğiz, devam edeceğiz. 3-4 gün daha şeyde kalacağız. Yani Çanakkale'de olacağız. İşte Gökçeada, Bozcaada ve birkaç yerlere daha gideceğiz. Kaz Dağları vesaire. O yolculuğa da sizi de dahil edeyim istedim. Çünkü o zamandır çok vlog yapmıyorum ama son böyle çekimlerim, işlerim vlog yapayım dedim. Aranızda hoşuna giden arkadaşlar da olduğunu düşündüğüm için. Yani hem de kendim için aslında biraz anıları böyle daha çok YouTube'da biriktireyim istediğim için. Böyle yolculuğa devam. Birlikteyiz yani şu önümüzdeki 4-5 gün. Başka bir günden selamlar. Şu taraf karanlık liman varmış. Şurada da kumkale varmış. Yine Çanakkale'deyiz. Zaten Çanakkale videosu olduğu için Çanakkale'de olduğumu tahmin edebiliyorsunuz. Her neyse. Çanakkale normalde çok rüzgarlı bir yer. 3 gün dışında size hiç rüzgar yoktu ama bugün bulunduğumuz bölgede biraz rüzgar var. Ama şu an daha çok güzel çünkü tam böyle bahar mevsimi. Her yer yemyeşil, ağaçlar falan böyle çok hoş. Şurası çok güzel. Şu yola bayıldım. Bu yolu yapmışlar. Öyle diyorlar. Böyle bisiklet yolu da var. Böyle hoş minik minik virajların olduğu güzel bir asfalt yol, tam bisiklete binmek yani aklınızda bulunsun. Yolun adı ne bilmiyorum da dediğim gibi şey karanlık liman yazıp bulursunuz bence bu yolu. Hoşuma gitti yani, bir bisiklete binmek lazım mesela buraya gelip. Ama elektrikli olursa biraz daha rahat olur yani. Yolda çok tatlı bir teyzeyle tanıştım. Teyze de değil, amca. Hatta çift. Böyle... durduk kaplumbağa çekiyorduk da. Bunları da gördüm ben gerçekten. Baktım böyle bu sıcakta da nasıl oturuyor böyle. Baya maketmiş. Maket dediği kokla bu şey. Ayıcık. Troya Müzesi'ndeyiz, yani Truva Müzesi'ndeyiz. Truva böyle milattan önce 3000'li yıllardan beri var olan bir antik kent. Yani aslında bizim diğer bildiğimiz Efes vesaire gibi antik kentlerden çok çok daha yaşlı imiş. Bundan dolayı tabii ki daha garip, biraz daha eski tarihi şeyler bulabiliyoruz. Buraya çok güzel bir müze yapmışlar. Müzenin şu an yürüdüğüm yerin altında bir sürü burada bulunan işte çanak, çömlek görebiliyorsunuz. Şimdi gezmeye başladık. Geri kalanını da göstereceğim. Normalde ufakken özellikle tarih müzelerini gezmeyi hiç sevmiyordum. Çünkü nedense sıkıcı geliyordu. Daha böyle işte bilim müzesi tarzı yerler seviyordum. Ama özellikle gezmeye başladıktan sonra o bölgelere gidiyorum vesaire ya. Oralarda böyle şeyi hissetmek çok garip oluyor. Hani senden böyle 1500, 2000 yıl önce belki 5000 yıl önce yaşamış insanların olduğu bölgede bulunmak. Geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Baksana şöyle bir terlik var. Allah. Silahlar mı var burada? Hayır, benim. Konuşabilirsin. Benim kolum. Altın kolum. Taşlar. Bak, altın taşlar. Bu cam ve şu camdakiler yaş itibariyle 2500 ile 2300. Tam ondan bahsediyordum işte. Şimdi bunlar böylece Pers ve Yunan diye adlandırdığımız dönem. Hı-hı. Hepsi mezarlıklardan çıkmıştır. O az önce uzaktan, hı-hı, gördüğümüz bir tane var. Evet, Tümülüs. Kurgan. Bu eserler ise 4500 yıllık. 4500. Bunlar Troya. İşte tam anlatmaya çalıştığım şey. Yani düşünsenize bunlar işte 4500 yıl önce birileri takıyormuş. Yani o zaman da takı şöyle düşünmen gerekiyor. O dönemde dünyanın nüfusu tahmin edilen 36 milyon. %95'i de mağarada yaşıyor. %5'i taşlarla böyle bir... oynuyor bu diyor. Bu adamlar burada bunları yapıyor. Aslında çok ileri bir uygarlık sayılıyor, öyle düşünmek kesinlikle lazım. Tabii o zamanlarda sonuçta dünyadaki insanların birbirinden haber alması şimdiki günümüz kadar kolay olmadığı için hep garip yani. Neyse, demek istediğim biraz önceki işte hislerim buydu. Şimdi bunu görünce ya en başta şu tacı görüyorsun, tamam mı? Baksana. Böyle diyorsun ki ben... Hani gidiyorsunuz, Starbucks'tan kahve alıyorsunuz, ben de alıyorum falan.
Adamlar da işte o zamanlar böyle el işi şey yapıyormuş. Çok ilginç yani binlerce yıl öncesinden gelmiş olması. Ondan dolayı artık tarihi müzeleri de seviyorum. Ama şu an işte geldiğimiz bu Truva Müzesi kesinlikle çok güzel. Gelip görmeniz gerekir diye düşünüyorum. Bu arada müze tek kattan oluşmuyor. 3,5 katmış toplam. Şimdi üst katlarına bakacağım. Gezeceğiz, görürüz. İlginç bir şey görürsem yine böyle durdurur anlatırım. Biliyorum uzun oluyor ama bilmediğim bir şeyler öğreniyoruz işte hep beraber. Bu da Tunç üretimiyle ilgili güzel bir animasyon hazırlamışlar. Benim gibi böyle YouTube'da primitive teknoloji tarzı kanalları seviyorsanız, izliyorsanız işte onların aslında gerçekleri yani böyle taşlar, bu tunç kalıbı şurada şimdi gözükecek. Yani şimdi gözükmeyecek de neyse işte bu tunç içine eritilip dökülüyor bu kalıba. Bundan sonra şu şekilde alet edevat olarak çıkıyor işte. Yani şu şekilde. Dedim ya bunu hissetmek, bunu görmek, burada şahit olmak güzel bir şey yani. Bunu işte sonradan sonra yaşım ilerledikçe keşfettim kendimle ilgili. Şeyi göstereyim de Truva'nın milattan önceki 2250 yılındaki hali, hatta biraz önce milattan önce 3000 civarındaki de gözüktü. Gerçi bunların görsellerini ben de koyabilirdim de hani buradayken görmüş olalım. İşte 2200'ler falan iyice gelişmiş. İlk gördüğüm o 2900'lerde olan da iki tane ağaç var, iki tane dev var. Gayet yeterli. Şimdi Truva'ya gelmiş bulunuyoruz. Uzun zamandır vlog yapmadığım için kameraları, lensleri vesaire getirmedim. Çünkü çok uzun sürüyor onları taşımak. Tripod, koca kamera, lensler, mikrofon derken hem çok yer kaplıyor. Hem de dediğim gibi çoğu zaman kullanmıyordum. Ama artık tekrar vlog çekmeye başladığım için belki de yanına getirmem gerekiyor. O yüzden bunu neden bu kadar uzun bir rüzgar yaptım? Çünkü çok rüzgar var ve bir ihtimalle beni adam gibi duymuyorsunuz. Ve demin bahsettiğim Truva'ya gelmiş. Truva'ya kent mi diyeyim artık, ne diyeyim, 3000 yıllık yerin ama tabii 7. katmandayız yani en yeni çağdan kalan katmanı oluyor arka taraftaki kalıntılar, kalıntılardan görsel koyarız da bu da eskiden yapılmış olan at, bir de Çanakkale merkezinde Bordon tarafında bir tane at var, 2004 yılında işte Truva filminden sonra hani orada hediye edilmiş, bırakılmış, burada gördüğümüzde 1970'lerde mi ne sanırım yapılmış, önceden burada mıydı bilmiyorum, her neyse bulunduğumuz yer Truva'ya gelip görülebilir bir yer bence. Çünkü demin bahsettiğim tarihi sizden yüzlerce, binlerce yıl belki de yaşanmış yerleri görmek keyifli. Keyifli değil. Çünkü oraları görmek güzel. İnsana garip hissettiriyor. Aykut abi bizi bir yere getirdi. Burası eski bir granit ocağıymış. Burada böyle bazı defolu taşlar kalmış. Bu taşlar falan filan. Dokusu güzel. Ve asıl burayı beğendik, o yüzden bir FB'yi uçacağız. Bir de şurada şu tatlılığa bakar mısın? Tipe bak tipe. Kömür! Gel kız buraya. Gel. Gel buraya. Şşt. Şu anda kömür salonun şeyini çıkarttık. Tabii canım. Keyif onda. Kız gel buraya. Neyse ben bu uçayım. Geliyorum arkadan şimdi. Sen yürümeye başla. Selam yeni günden. Bugün Bozcaada'ya gitmemiz gerekiyordu. Yani Bozcaada'ya gidiyoruz yani.
Bozcaada'ya feribot saat 11'de ve 3'te var. Biz de 10.30'da geldik, sıraya girdik. Ama online bilet olayı varmış, onu bilmiyorduk. Online bilet alanlar böyle patır kütür geçti gitti. Şöyle göstereyim. Hani sıranın sonunda kaldık bizi. Ve hiçbir şekilde almıyorlar. Ya zaten gönderdiler bile feribotu. O yüzden 3'ü beklemek durumunda kaldık. Böyle yani şey bir durum var burada. Yani, güzel bir plaja geldik. Adını hatırlamıyorum. Şeyden işte dedim ya, feribota binemedik. Feribota binemediğimiz için de hani aradaki o 3-4 saatlik zamanı başka yerlere gidip değerlendirelim dedik. Çünkü 3'te bineceğiz şeye. Şu an saat 1 herhalde, 12.30. Şimdi işte nereye gelmiştik? Troya Tarihi Milli Parkı'nın yanındayız. Buradan şey çok güzel gözüküyor, sahil. Oraları biraz çekelim dedik, devam edelim dedik. Şöyle bir şey var, aklınızda bulunsun. Biz bilmiyorduk. Hani online bilet alabiliyormuşsunuz feribota. Ve tabii ki sıranız önde oluyor. Ama şöyle, yani çok yeni başlamış, o yüzden hani haberimiz yoktu. Biz gittik, sıraya girdik bir yarım saat 40 dakika önceden. Sonra işte şey böyle vızır vızır soldan arabalar geçti vesaire. Bunlar tabii ki bir yere kadar okey, doğru. Ama hani insan söyler değil mi? Bak şu kadar rezervasyonlar açar, şu kadar arabayı alabileceğiz. Sizin kardeşim boşu boşuna beklemeyin diye. Bekledik, 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 bekledik. Bir de şöyle bir kural varmış, onu söyleyeyim. Son 15 dakika kala işte biletleri yanıyormuş. O yüzden arabaları o online bilet sırasının oradan hızlı hızlı geçirmiyorlarmış. Ama biz öyle görmedik maalesef. Yani son dakikaya kadar geçenler olduğu için. Biz de böyle gibi kaldık orada. Bekledik. Son araç bizdik işte, demin gösterdiğim gibi. Almadılar içeri. Çocukları da almadılar bu arada. Normalde onları önden gönderecektik, en azından bir şeyler çeksinler diye ama. Çünkü hani hiçbir şey demeden hemen çat diye feribot kalktı dediler. Biz de buralara geldik. Böyle değerlendiriyoruz şimdi günün en böyle çirkin saatleri aslında ama. Yani güneş çok çok patlak ve tepede olduğu için çirkin saatleri. Ha bu arada şunu diyeceğim. Her yer çiçek. Mevsimsel olarak tabii ki. Bu normal bir şey ama şunu demek istiyorum yani. Gelecekseniz bu dönemde gelin. Şu an dönem ne? Biz Nisan'ın son haftasındayız. Yani Nisan'ın son haftası Çanakkale çok güzel. Çanakkale her zaman çok güzel bence ama şu anda da böyle doğal olarak renkler vesaire muazzam. Gelmek isterseniz hani bu dönemleri tercih etmelisiniz diye düşünüyorum. Şimdi Bozcaada'ya indik. Burası tam bir kaos. Şimdi arabayla gidildiğini biliyordum tamam da bu kadar trafik ve kaosun olacağını tahmin etmemiştim. İlgizlerim yani çok darladı beni ya. Şey diyemiyorum. Adayı daha görmedim. Tamam hiçbir şey görmedim. Eminim çok güzel şey vardı da daha girişten itibaren çok kötü yani. O kadar araba, ses, gürültü, korna, düt düt, fır fır. Bilmiyorum. Mecidiyeköy gibi yani giriş. Vallahi acayip moralim bozuldu. Girişten bozuldu. Şimdi düzelir birazdan da. Evet çok da rüzgarlı. Ama dediğim gibi yani bu tür bir giriş hiç olmadı yani böyle bir yere. Bu kadar epik olması gereken bir yere. Bilmiyorum. But they didn't let me do that, so Bragg's now big. Now I'm icing. Kamera arkası çekiyorum. Peki biraz böyle şey başladım, morası başladım Gökçeada'ya. Değil Bozcaada'ya. Dediğim gibi çok fazla araba vardı vesaire çünkü ben ya hiç bilgim olmadan geldim neredeyse. O yüzden de başta öyle bir ufak moral bozukluğuna uğradım. Çünkü çok fazla araba, kamyonlar falan filan vardı. Böyle daracık sokaklarda geçiyorlar falan. Neyse onun böyle hani o şehir merkezinin dışındaki doğal alan yerlere geldik. Buralar gayet güzel, hoşuma gitti yani. Çok fazla rüzgar var tabii, beklemediğimiz bir şey değildi ama bazı alanlarda hani uçmak mümkün bile değildi. Şimdi gün batımı yapmak için burada bir tane deniz feneri var. Oraya geçeceğiz. Orada günü batıracağız. Sonra otelimize geçip biraz dinleniriz diyorum, artık yeter. Ya bilmiyorum aranızda death metal müzik dinleyen vesaire var mı ama bunun geyiği çok yapılır. Hani bütün death metal gruplarının logosu diye. Ya eminim izleyenlerin çok büyük bir çoğunluğu bunu anlamayacak ama ben görünce çok güldüm. Bahsettiğim fener şu uçta. Biz de buraya geldik. Ya şimdi araba çok dolu. Araba bir de kendi arabamız olmadığı için şey yok yani, arkasında böyle sandalye falan filan koymadık. Zaten çok fazla eşyamız var bir de. Ama güzelmiş bak. Burada denize bile girilebilirmiş ama sanırım yürüme yoluyla inilmiyor oraya. Belki ufak bir tekneyle bir şeyle gelip burada böyle azıcık çimip
çimdikten sonra devam edilebilir bence. Ama evet, bizim günü batırmak için güzel bir yer, beğendim. Şöyle. Pekala, biz Gökçeada'ya geldik. Gökçeada çok büyük bir yermiş. Ben bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bayağı böyle Kıbrıs adası gibi bir yer. Tabii o kadar büyük değil ama yine bayağı büyük böyle. Hani arabayla bir ton yol gidip bir sürü köy görüyorsunuz. Çok güzel tarihi köyler var. Rum köyleri çoğunlukla anladığım kadarıyla. Şimdi Kaleköy diye bir yerdeyiz. Gün batımı için buraya gelmiştik. Buranın tam böyle tepe yerinde bir tane mekan var. Adı Poseidon. Çok hoşuma gitti. Kesinlikle böyle havanın bu kadar rüzgarlı olmadığı, daha sıcak olduğu bir gün gelmek ve burada güzel güzel oturup rakı içmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle, biz geldik ama maalesef bugün çok bulutluydu. Gün normalde böyle batıyordu ama bulutları görebildik. Aslında çok güzel şeyler çektik tabii ki ama gün batımını da görmek isterdik yani açıkçası. Biraz daha böyle gri ve mavi tonlarda oldu. Kötü değil yani, bence güzel. Gece burada kalıp yarın sabah burada kite surf ve windsurf çekip ondan sonra Balıkesir'e doğru yola çıkacağız artık. Öyle. Ama burayı da beğendim yani. Burada çok güzel yerler var. Gelip gezilmesi gerekiyor kesinlikle. Senin ilk ekran kullanışması değil mi? Aynen. Ooo, şimdi işte bağlı. Bağlı evle ya. Bugün güne çok güzel başladım çünkü gerçekten istediğim ve ettiğime yakın güzel şeyler aldım. Zamanımız çok kısıtlı olmasa burada tüm gün bu kitesurf'ü, windsurf'ü çekebilirim. Kitesurfçu arkadaş da çok yetenekli sağ olsun. Windsurfçu da aynı şekilde. Sonuçlardan bu kadar kısa süre içinde memnun oldum, umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya bir daha kesinlikle gelmem gerekiyor, onu anladım. Çünkü yazın yani sezon biraz daha açıldığı zaman hani sadece böyle bir gün boyunca belki de bunu çekmeye yönelik böyle yoğunlaşabilirim diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel farklı şartlar çıkarız diye umut ediyorum. Şimdi yola çıkacağız birazdan. Buradan Balıkesir'e doğru devam. Gökçeada'dayız burada. Evet, demin bulunduğumuz plajın adı Eşelek plajıymış. Orada kitesurfçiler biraz daha rahat hareket edebiliyormuş. Çünkü rüzgar var, dalgalar var, dalgalar atlıyor falan. Ama windsurf olan yani yelkenli olan orada biraz zorlanıyormuş. Ondan dolayı orada onu çekemedik. Şimdi işte bir arkasındaki plaj olan Aydıncık plajına geldik. Burada da rüzgardan eser yok. Hani deniz de burada böyle bildiğin çarşaf gibi. Belki biraz windsurf alıp sonra çıkacağız yani. Şu son bir yarım saatimiz vardı. İşte o yarım saatte böyle değerlendireyim en azından dedik. Öyle yani. Henüz çıkamadık yola. Ama çok eğlenceliydi ya. O kitesurf'un altından geçmek falan. Yine güzel başladık yani. Crazy Surfer 61. Bu arada burada da bir Trabzon'da daha bulduk. Evet. Sağ olsun windsurf'ümüzü ayarladı. Kitesurf'ümüzü ayarladı. Sabahtan beri bizi çok yardımcı oluyor. Kesinlikle teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Çok sağ olasın. Geldiğin zaman Gökçeada'da Mami'yi bulabilirsiniz. Nasıl buluyorlar seni? Nasıl bulacaklar? Gökçeada'ya geldiklerinde Instagram hesabından yani. Instagram hesabın ne abi söyle. Crazy Surfer 61 diye geçiyor. Aynen. Oradan bana herkes ulaşıyor. Bugün de Trabzonspor şampuanlığını, şampiyonlarını da ilan ediyor. Arabamı yıkayıp bayrağımı asıp meydanda bekliyorum. Aynen. Yani bir Türkiye bugün akşam yanacak yani. Her yer Trabzon şu an. Dediğim gibi Gökçeada'ya geldiğinizde Mami'yi bulun. Çok güzel. Sağ olsun, çok yardımcı oldu. Bu arada şey yani eğitmenlik yapıyor bura. Buranın da yerlisi. Yıkayacağım bunu.
Bunu da yıkayacağım, gerdirdim bilerek. Tamam, yıkarken de göreyim ben seni. Abi bizde şöyle bir şey var. Nasıl arabanda kilometre olayı varsa, bunda da güneş hesabı var. Eğer yıkamazsan, tuzu kalırsa... Tabii canım, tuz mahvediyor hemen. Bu sezon olur. O da o zaman 600 doların boşa gitmiş olur. Anladım. Lan hiç ucuz bir şey kalmadı ki, anasını satayım. 600 dolar diyorsun, kulağa az geliyor. Hesaplıyorsun 10 bin lira ediyor. Yani sadece yelken değil mi? Bu tahta değil. Sudan çıkıp, yok sadece yelken. Direği falan yok içinde. Direkt de yok, sadece yelken. Yani. Şu yelken 600 dolarmış. İyi, güzel. Abi sudan çıktığınızda bunu yapmazsanız zaten. Tabii. Yelkenden lazım. Güneşten falan. O zaman teşekkür ediyoruz Mami. Rica ederim. Tamam. Adaya bekliyoruz. Sizin de sörf yapmanızı bekliyoruz. İnşallah.